Şey, yani bazı insanların hayatında din var inanç var ee, bazı insanlar mesela inançsız bile olsa hayatlarına de değer katan bir şeyler var eğer siz böyle değilseniz yani inançsız biriyseniz ama hayatınıza anlam katan başka bir şey yoksa onu bulmanız sizin yararınıza burada problem şu hayat zor hayat dağıtıcı yıllar önce, yıllar önce Tayland'da bir rahipten duymuştum da onun da lafı değildi çok meşhur bir laftır Hani şey demişti, burası Samsara ne bekliyorsun ki demişti. Yani burası acı dolu, burası zorluk dolu ve e, durduğunuz yerde gittiğiniz yer dağılmak. Hayat, hayatın gittiği yer, e, yokuş aşağı. Eğer siz ona karşı bir şey yapmazsanız, bunu da e, hayatla mücadelenin en iyi yolu anlamlı bir şeyle uğraşmak. Mutlu olmayı hedeflemek değil. Mutluluk bununla beraber geliyor ama yani bu şey demek değil e, derviş olacaksınız, mutsuz olacaksınız, kahır çekeceksiniz anlamına gelmiyor. Freddy. Yani aşağı Ay. aşağı yukarı. Hocam diyor. sen ne diyorsun? Ben, Karanlık rüya. Aşağı yukarı zaten benzer şeyler söyledik. Dinledim. Yani öncesinde e, geç katıldı fakat aşağı yukarı birbirimiz destekler, cümleler kurduk. Öyle anladım ben. E, kesinlikle katılıyorum hepsine. Bunun harici vade ve daha doğrusu hedef belirlemede birkaç tane bir şeyden bahsedeyim. Ee, dediği doğru kısa vadeli öncelikli olarak planlarınız olmalı. Çünkü hayat devamlı önünüze sürprizler getireceği için neyi neyle, neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz ve sonuçta büyük sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bununla yüzleşmek için kararlarınızın her zaman bir de B planı olması lazım. Yani kesin kararlı olarak bunu yapacağım, bunu yapmalıyım şeklinde hiçbir zaman düşünmeyin. Ana bir hedefiniz olsun ama yan hedefleriniz de olsun. Ve hiçbir zaman çok uzun vadeli hedefler belirlemeyin. Yani 10 sene önce 10 sene pardon, önce diyorum. 10 sene sonra kendimi nerede görmek istiyorum? Böyle bir hedef olmaz. Anlatabildim mi? Birkaç sene sonra kendimi nerede görmek istiyorum? Önümüzdeki kısa vadede neler yapabilirim? Mesela okulun mu var? Okulumu bitirmeliyim. Ya yani şöyle bir şey yok. Ee, okulun bitirmemişsin. Daha üniversiteye yeni girmişsin. Diyorsun ki ben 15 sene sonra bilmem nenin CEO'su olacağım falan böyle. Tamam güzel bir hedef ama gerçekleşmediği zaman size büyük yıkımlar getirebilir. Bu yüzden olabildiği kadar yakın vadedeki hedeflerinizi tamamlamaya çalışın. Bu arada bir şeyden daha bahsedeyim geri gelmişken. Aşırı plan depresyona da sebep olur. Yani çünkü aşırı ve çok plan depresyona sebepiyet verebilir diyelim ya da. Yani bir sürü plan yapıyorsun. Bunu yapacağım, şunu yapacağım, yapmalıyım, etmeliyim. Mesela bilgisayar terapilerin en büyük bahsettiği ve ölümcül güne olarak gördüğü kelimelerden biri budur. Yapmalıyım, yetmeliyim, başarmalıyım. Meli malı, meli malı yok arkadaşlar. Yapmaya çalışacağım mesela. Deneye, deneyeceğim diyebilirsiniz. Bunu düşünüyorum, bunu yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Ama böyle kendinizi zorunda bırakıcı cümleler kurmayın. Bu beyni çok negatif etkiliyor. Ee, olabildiği gibi dediğim gibi kısa vade hedefler yapabileceğiniz aktiviteler diyelim. Bunları düşünün. Bunları gerçekleştirmeye çalışın. Sonra devamı gelecektir zaten. Mahmut abinin dediği doğru. Yani diyor ya mutluluk yan üründür diyor. Kesinlikle doğru. Mutluluk yan, yan ürün. Yani bu bir şeyler hedefledikten sonra yanında kazanacağınız bir bonus. Tamamıyla bu amaçla yaşarsanız o zaman mutsuzluk garanti olur. Ki zaten uyuşturucunun en güzel örneği yani mutlu olmak istiyorsan al tamam al bir tane mesela şırınga. Kendine tamamen eroin enjekte et bak çok güzel mutlu olacaksın. Hayatın amacı eğer buysa hayatın amacına ulaşmış oluyorsun. Onu söyleyebilirim. Aslına bakarsan e şöyle düşünelim. Mutluluğu amaç edinmenin büyük problemi de bu zaten. Çoğu insan da yaşıyorlar. Yani herkes eroin bağımlısı değil. Ama bir kez mutluluğu amaç edindin mi gerçekten mutluluğu kovalayabiliyorsun bilgisayar oyunlarına dalıyorsun, porno izliyorsun, dışarı çıkıp bir şeyler yapmaktan kaçıyorsun. Ee, ama bu da sizi şey yapıyor, hem hayata hazır olmayan bir insan yapıyor, çocuk bırakıyor, hem de şey, e, sığ bir insan yapıyor. Sonuçta sizin gelişmeniz için acı içinde bir zaman var, kaygı da duymalı, neşe de duymalısınız, bazen stres altına girmelisiniz, bunlarla mücadele edip daha derin bir insan olmayı öğrenmelisiniz. Eğer amacı mutluluk yaparsanız maalesef bu devirde çok çok uzun süreler boyunca bunu başarabilirsiniz. Yani oyun oynayarak başarırsınız, bilgisayar oyunları, kendinizi pornoya vurarak, hiçbir şey yapmadan evinizden çıkmayarak. Japonya'da şu an her bir vorman, yani otobur adamlar denilen bir kavram var. Bizim birazdan konuşacağımız insellerin e, müdahili yani onlara yakın bir kavram. Adamlar hayatları boyunca evde anneleriyle yaşıyorlar mesela. Hiçbir zorluk yok hayatlarında. Belki mutlular mutlulardır da öyle ama sığ adamlar, hiçbir hayatla karşılaşmamış adamlar. Yani sorun şu ki içinde yaşadığımız devir, bu amacı gerçekleştirebileceğiniz bir devir. Bunun zararı nereye sorarsanız zararı şu zaman geçiyor, büyüyorsunuz. Yani bir yerden sonra hayata atılmanız gerekecek oraya kadar tamamen sığ bir insan olarak kalırsanız ve birden bir hayat karşınıza çıkarsa çıkarsa sizi darmadağın eder. İkincisi de bu da çok önemli. Mutlu olamadığınız zaman kendinizi kötü hissetmeniz normal ama kendinizi süper eksik veya sosyal sütette aşağı hissetmeniz yanlış. Yani herkes mutlu bir siz mutsuzmuşsunuz gibi geliyor insana bu devirde. Çünkü eskiden böyle bir şey yoktu. Herkesin mutsuzluğunu daha çok görebiliyordun. Şimdi herkesin sadece mutluluğunu görebiliyorsun. Hatta şöyle bir problem var sosyal medyada. Genellikle kişi ne kadar mutsuzsa gerçek hayatta, sosyal medyadan o kadar mutlu yansıyor dışarıya. yüzden yani sanki herkes mutlu, bir siz mutsuzsunuz, siz bir kaybedensiniz gibi görünüyor. Ve hayatınızın normal problemlerini büyütüyorsunuz. Yani 18-22 yaş arasında mesela bir bazı nihilizme dalma yaşlarıdır bunlar ee, ...daha beter geçiyor. Çünkü... ...yapamadığınız şeylere konsantre oluyorsunuz. Daha başka sizin gibi yapamayan... ...insanları da görmüyorsunuz. Abi peki... ...ben şey sormak istiyorum yani... ...mesela sürekli mutlu olabilecek bir insan... ...hani karşı, kendimi karşıya koymak... ...istiyorum. Bu zamanda sizin de dediğiniz gibi... ...özellikle bir insan çok rahat mutlu olabilir... Her şeye erişimi çok rahat ve çok kolay. Neden mutluluğu bırakıp değer üretme üzerine bir şeyler yapma üzerine çalışsın ki? Yani karşıdaki insanların motivasyonunu anlamak için, farklı düşünen insanların motivasyonunu anlamak için soruyorum. Neden mutluluğu amaç edinmek yerine değer üretmeyi amaç edinmemiz gerekiyor? Şöyle bir problem var. Günümüzde insanlar hayatlarının ikinci 40 yılını düşünmüyorlar. Yani 80 yaşına kadar falan yaşıyoruz şu an. Ve şu an tamamen Herkesin önemli miktarda odaklandığı yer ilk 40 yılı, ikinci 40 yıl da var bunun. Hatta onu bırakın 30'undan sonrası da var. Problem şu, hayat boyu mutlu kalamazsınız. 18 yaşındayken 28 yaşına kadar böyle hiçbir şey yapmadan sadece mutluluk kovalayarak yaşayabilirsiniz. Belki bunu 30 yaşına da götürürsünüz. Belki 32'ye de götürürsünüz. Ama bir anda dünyayla baş başa kalacaksınız. Anneniz babanız ölecek. Emekli maaşları sizden kesilecek. Ee, hiçbir şey yapmadan sığ bir insan olarak kalırsanız bir yerde e, etrafınızda belli insanlar isteyeceksiniz. Belki bir aile isteyeceksiniz. Yani senin dediğin şey şu. Niye yapmayalım? Genç ölmüyoruz. İyi ki genç ölmüyoruz. Hayatımızın bir ikinci 40 senesi var. Yani 40 yaşına geldiğinizde daha 40 seneniz var. Ee, ve 80 sene mutluluğu bu şekilde kovalayamazsınız. Büyüyorsunuz çünkü. Ee, bu, bu yüzden de zaten e, bir Abi şu an konuşuyor musun? Ne zaman kesildi sesim? Şimdi şimdi kesildi. Tekrar dinliyorum abi sana. Bir ikinci 40 sene daha var dedin. Ondan sonrasını hiç duymadınız mı? Yok abi. Ya şöyle e, hayatınız 80 sene ise çoğu insan 80 sene şu an beklenen ömür. Birçok insan özellikle şu anki kültür hayatın ikinci 40 senesini düşünmüyor. Büyüyorsunuz. Ve bahsettiğimiz sürekli olarak mutluluk kovalayabileceğiniz şeyler bir yerden sonra sizi inanılmaz mutsuz edecekler. Çünkü sığ biri olarak kalacaksınız. Eğer sadece mutluluğun peşinde koşarsanız ve diğer duyguları yaşamayı ve onlara karşı koymayı göremezsiniz. Mesela birçoğunuz hala bunu yaşıyorlar. Ne kadar kendinizi mutlu olmaya çalıştığınız şeylere koysanız da 25 yaşına geliyor, üniversite bitmemiş, hayatında kimse yok. Ee, dışarı çıkıp mesela eline kız el değmemiş para kazanmıyor ee, bir yerde siz gelip ısırmaya başlıyor bu ve daha da kötüsü e, hayat duygusu olarak da ağır yani o üzerinizde bir yıpratıcı etkisi var ona karşı donanımınız yok Ya yani hayat boyu mutlu olmak ütopya. Yani, olay yok. Abi aslında şey gibi. Aslında senin dediğin şey üzerine odaklandığımız vakit uzun vadede mutluluk sürekli gelecek zaten. Bu arada eğer anlamlı bir şey yapıyorsanız onun size mutluluk sağlama ihtimali daha yüksek. Hocam uzun bir şey diyordun vadede. karanlık rüya. Evet bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Hayat boyu mutluluk diye bir şey yok. Bu, ya yani, Mutluluk çok ana ait bir kavramdır. Bu kavram yanlış oturuyor genelde yani mutluluk e, belli bir süreci kapsamaz. Anlık olarak iyi hissedersiniz, hormonal olarak serotonin ve dopamin basarsınız ondan sonra bu yavaş yavaş azalmaya başlar ve tekrardan hayat standardına oturursunuz. Yani i̇lk çağlardan beri mutluluk çok büyük soru işaretlerine sebebiyet vermiştir ve genel görüş şu üzerindedir. Her zaman ne mutsuz ne de mutlu olacağınız bir hayat seçin. Ortada gidin mutluluk yan ürün olsun diye düşünülür. Yani tamamıyla mutluluğa dayalı bir yaşam sizi sadece ve sadece mutsuz bir insan yapar. Bunu çok e, net söyleyebilirim. O yüzden mutluluk hedeflenmemeli ya da şöyle düşünmemeli. Bunu yaparsam ben mutlu olurum ya işte hayatım mutlu geçer falan. Hayır hayır bu çok yanlış bir düşünce. Şöyle olmalı. Ben bunları yaparsam mutsuz olmam. Düşünceniz bu olmalı. Mutsuz olmamaya çalışmalısınız. Bu dediğim çok önemli. Değil. Mutsuz olmamaya çalışmalısınız. Mutlu olmaya değil. Tamam, mutluluk dediğim gibi gelir, arada sizi belli bir seviyeye çeker. Ondan sonra o seviyede bir süre durur, tekrardan inersiniz. Ve şöyle bir şey vardır. Çok yüksek piklerin, yani çok yüksek mutluluk değerlerinin çok negatif mutsuzluk değerleri de vardır. Yani çok tepeye çıkarsanız çok aşağı ineceğiniz anlamına gelir bu. Yay gibi düşünün. Yayı çok gerersen yay çok hızlı şekilde ve e, çok daha büyük bir kuvvetle büzülecektir. Öncekinden de e, daha da yani öncekinden de daha küçük bir forma gelecektir ve sonra tekrardan eski haline dönecektir. Bu yüzden e, mutluluk kasla ve asla hayat amacı olmamalı. Net. Her zaman mutsuzluktan kaçmak hayat amacınız olmalı. Aristo da benzerini söylemiş. Platon da benzerini söylemiş. Chopin Ardu benzerini söylemiş. Yani o yüzden bazı kavramları kafanıza doğru oturtursanız hayat daha iyi geçecektir. Bunu söyleyebilirim. Bir amacınız olsun, gerisini boş verin. Mutluluk, mutsuzluk bunlar gelir geçer. Siz hepsinden kaçmaya çalışın. Standart bir hayata uygun olarak yaşamaya çalışın. Bu çok önemli karanlık dünyanın dediği şey. Çünkü şöyle bir gerçek de var. Az önce söylediğim şey yanlış anlaşılabilir. Diyelim ki sizin hayat boyu yetecek paranız var. Hiç çalışmanıza gerek yok. Hayat boyu sadece zevk içinde yaşayabilirsiniz. O yüzden niye mesela mutluluğu kovalamayayım? Şöyle bir sorun var. İnsan özellikle insan erkeğe mücadele için yaratılmış bir e, varlık. Ve hatırlarsanız Matrix filminde bir sahnede vardı. Agent Smith aynı şeyi söylüyordu. İlk maddesi cennet gibi yarattık. Herkesin her şeyi elde edebildiği bir şey bir yer ama çalışmadı. İnsanlar öldüler yaşayamadılar içinde diye. Yani hayat boyu bütün size gerekli kaynaklar size sağlanabilecek olsa bu kaynaklar elinizde olsa bile anlamlı bir amaç edinmez. Sadece mutlu amaç edilirseniz sapıtırsınız ve şey daha da mutsuz olursunuz ki bunu birçok cidden parası olan ünlünün hayatında görüyorsunuz. Kendilerini bayağı dağıtabiliyorlar. Sadece mutluluk peşinde koşarak. Doğru bu arada katılıyorum. Aşırı zenginlik ya da her türlü kaynağın elinizde olması size sürekli mutluluk getirmiyor. Mesela ikramiye kazandığınızı düşünün. Bir hafta 10 gün 15 gün çok mutlu olabilirsiniz belki. Plan yaparsınız vesaire. Fakat bir sene sonra ne olacak? İki sene sonra ne olacak? Artık o sizin gerçekliğiniz. Bu size mutluluk sağlamayacak. Yani her türlü kaynağınızın elinizde her türlü kaynağın elinizde olması size sürekli mutluluk sağlamıyor. E ne oluyor? Bir süreden sonra mutsuzlaşmaya başlıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ve maalesef yayının başında da söyledim. Mutsuzluk mutluluktan daha farklı bir kavram. Birbirlerinin tersi değil bunlar. Birbirlerinin tersi gibi görünseler de tam olarak değiller. Mutsuzluk sürece yayılır. Yani bir kere depresyona girdiğiniz zaman 3 ay mücadele edersiniz bununla. Bunu söyleyebilirim. Ama mutluluk ana bağlıdır. Yani mutluluk belli bir süreden sonra inecektir. Fakat bir kere mutsuzluğun pençesine düştünüz mü yandınız. Kronik depresyon e, yaşayan insanlar var. Major depresyon geçiren insanlar bunlar kurtulamıyorlar bu hastalıklardan kolay kolay. E hayatların adam, hayat adam, adam hayatın bir türlü düzene sokamıyor. Devamlı ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Çünkü serotonin düzeyi o kadar düşük ki. Yani o geri emilmesi o kadar az ki. Bir kere bu dengeyi sarstığınız zaman düzelmeniz zor. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve ne kadar çok mutluluğu hedeflerseniz bu mutsuz dönemde duruma ihtimaliniz o kadar artar. Bütün kaynaklara sahip olmanız sürekli olarak mutsuzluk yaşamanıza sebebiyet verebilir. Ya bakın mesela rockstarlara bakın 80'lerde. Birçoğu uyuşturucu kullandı, bir bölüm intihar ederek öldü. Bu adamların parası vardı, ünü vardı, her şeye sahiptiler. Adam neden intihar ediyorsun? Anlatabildim mi? Zenginlerde de depresyon oranları çok yüksek mesela ilginç şekilde. E niye? Adam çünkü kaynaklar elinde mücadele edecek çok az şey var adamın. Veya yaratamıyor kendine. Yani atlete yeniliyor. Yapacak bir şey bulamadığı için de veya bu enerjiyi kendinde bulamadığı için de yapmıyor. Hani bir şey bir şeyler şey derler ya. Büyük başın büyüklerde olur diye. Eğer zenginsen, çok paran varsa o zaman büyük şeyler yapman lazım ama o büyük şeyleri yapacak gücün yoksa o zaman büyük bir sıkıntı var. O zaman belli bir süreden sonra mutsuzluk kaçınılmaz olacaktır. Hı hı. Yani abi genel olarak benim her zaman anladığım şey şu bir amaç olsun. Bir değer üretimi üzerine odaklanalım. Bunun yanında mutluluk olur, mutsuzluk olur. Bu değişir. Ama ana odak mutluluk olduğu zaman her şey sarpa sarıyor. Ki senin dediğin şeye zaten çok fazla katılıyorum. Bu mutlulukla mutsuzluk zıt mıdır diye. Ee, aslında dediğin doğru. Hı -hı. Yani insan sürekli evet. bir mutluluk veya sürekli bir mutsuzluk halinde aslında olamıyor. Peki yani insanın e, amacı üzerine gittiği hissi, o akış halindeki hissi nasıl tanımlarsın? Yani bir insan bir şeyde bir şeyi doğru yaptığını hissediyorsa, biliyorsa o insanın ruh hali nasıl olması gerekiyor? Ya yani sürekli mutlu olamayacağımıza göre bir tatminlik hissi Heh. mi olması gerekiyor? Nasıl bir his olması gerekiyor onun? İşte bunu söyledim demin. Ee, sıradan hissetmelisin. En basit anlamda. Ben bunu huzurlu olmak diye tanımlıyorum. Huzurlu olmaya çalışmalısın. Böyle yatağa uyuduğun zaman, yattığın zaman hiçbir şey düşünmemelisin. Ya da yazın mesela deniz, denize olan bir yere gidiyorsun diyelim. Denize baktığın zaman dertlerini düşünmemelisin. Seni mutsuz edecek bir şeyler olmamalı. Ve e, deminki kavramı düzelteyim. Yani daha doğrusu tekrarlayayım. Mutlu olmak ana ait. Mutsuz olmak bir süreci kapsar. Now. Yani bir kere mutsuz oldun mu bunun pençesinden kurtulma zor olur. Bu yüzden olabildiği kadar standart kalmaya çalışmalısın. Huzurlu olmaya çalışmalısın. Kitap okuduğun zaman mesela seni bir şekilde huzursuz edecek başka bir düşünce olmamalı. Denize baktığın zaman seni huzursuz edecek, mutsuz edecek bir düşünce olmamalı. Anlatabildim mi? Bunu sağladığın zaman zaten her konuda başarı sağlanıyor. Hatta bir laf vardır ya böyle amaçlar için her gün ufak ufak bir şeyler yapmak gerekir diye. İşte bunu yaptığın zaman zaten huzurlu oluyorsun. Bunu yaptığın zaman hedefine ulaşıyorsun. Bunu yapmadığın zamansa pişmanlık duyuyorsun. Bazen mutsuz oluyorsun. Mesela başka bir açıdan bakalım. Sevgilim var. Tamam mı? Ayrıldı. Değil mi? Burada bu sitelerde benim sitede erkek adamda vesairede devamlı gelen soru ya da çoğu insanın e, sıkıntı yaşadığı problemlerden biri bu. O kadını o. nasıl geri kazanırım? Ayrılık açısını nasıl atlatırım? Ondan sonra beni neden terk etti? Hatam ne? Hep mutsuzluk üzerine. Aslında buradaki amaç ne? O düşen serotonin ve dopamin seviyesini eski haline çıkartmaya çalışmak. O biyolojik durumla savaşmaya çalışıyor bu insanlar. Bunun etkilerini sosyal olarak işte geri kazanmak olarak gösteriyor. Ya da görüyoruz. O yüzden sevgilinle birlikteyken bir sene normal bir hayat yaşadım mesela değil mi? Her gün mutlu muydun? Yani her gün ona böyle aşkla mı bakıyordun? Of falan mı diyordun? Dopaminin böyle maksimum seviyede miydi? Zevkten çıldırıyor muydun? Hayır. Ama onu bir kaybettin, ne oldu? 6 ayın çöp. 6 ay boyunca major depresyonda kaldın, kötü hissettin. İşte bu mutluluk ve mutsuzluğu tanımlayan çok iyi kavramlar. Aşık olduğun zaman belli bir süre mutlu olursun. Böyle karışık duygular yaşarsın. Ondan sonra huzur evresine geçersin. Yani ilişki stabil hale gelir. Ama hata yaparsın. Ya da ne bileyim işte karşı taraftaki kişi karaktersizdir, bir şeydir. İlişki biter. Ondan sonra çok büyük bir dönem mutsuzluk yaşarsın. Çok ciddi bir dönem depresyon geçirirsin. Bu bence mutluluk, huzur ve mutsuzluğu simgeleyen güzel bir olay. Fred'e senin sorunla ilgili ki mesela dopamin yazıları güzel bir örnek. Nasıl hissedeceğini zaten vücudun biliyor. Eğer bir amaç edinmişsen kendine, bu amaca doğru doğru yolda yürüdüğünü bildiğin anda zaten mutlu hissetmeye başlıyorsun. Hatta belli bir süre sonra akış haline falan da geçebiliyorsun. Ama biraz akış hali denilen şeyler tanımlaması zor şeyler. Ee, şöyle bir soru gördüm az önce. Peki bu anlamlı hedefe ulaştığımız zaman bizden bir hayat boş gelmeyecek mi diye bir soru var. Genelde öyle olmuyor. Çünkü bir tepeye çıktığınız zaman arkada başka tepeler görüyorsunuz. Ama o tepeden önce bilmiyorsunuz arkadaki tepeleri. Ee, onlara çıkmayı düşünüyorsunuz. Yani insan biraz bu insanın kaşif tarafına hitap eden bir şey. Genelde oturmayı düşünmüyorsunuz ya da önünüzdeki 3-4 sene hedeflediğiniz şeyi yaparken arkada yapacağınız şeyi bugün bilmiyorsunuz ama onu e, hedefleyip başardığınız zaman başka bir hedef hemen hemen mutlaka çıkıyor. Ben bu arada bunu ciddi şekilde yaşayanı yani mesela bir hedefe ulaşıyor ve ondan sonra mutsuz hissediyor diyelim ya da boş geliyor her şey. Bu belli bir süreci kapsayabilir bu arada. Yani kısa süreliğine böyle hissedebilirsiniz ama yeni hedefler bulacaksınızdır. Bu bir, bir son değil. Derler ya her son yeni bir başlangıçtır diye. O bir ya başlangıç zaten o aslında. Bir zihin yapısı. Evet. Kaşif zihin yapısı. Yani yol yürümek o yürümenin kendisi zaten insanın yaptığı şey. Yani sonuçta hayatta yürüyoruz o sonuçta şey. Siz dursanız bile yaş almayı bırakmıyorsunuz. Ee, ...orada bir şeyler yapabilmek. Evet kesinlikle. O zaman genel olarak... ...mutluluk, hayatın amacı... ...hayatın gerçekleri hakkında bunları söyledik. Ee, ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Hani Yok şuradan... sen bunu nasıl insellere... ...bağlayacaksın onu çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, Şimdi insellere geçiyoruz <laughs> direkt. Direkt dolaysız bir geçiş olacak ama. Şimdi... ...o zaman biz ikinci... Konuşmamız olan inseller'e geçeceğiz. Şimdi şöyle bir şey. Ee, insellerin genel olarak tanımını arkadaşlar biliyordur ki ben sizden e, tanımını da bekleyeceğim. Tanımı amacı nedir bu inseller? Bunlar ne yapıyorlar vesaire vesaire. Ee, buradan direkt girelim. <laughs> direkt girebiliriz buradan. Şimdi insellerle ilgili e, site'de birkaç yazı var biliyorsunuz. İnsel kelime anlamı olarak 21 yaşından gün almış ve son 6 aydır seks yapmayan adam demek. Fakat bizim burada konuştuğumuz insal bu değil. Şey, istes istediği halde seks yapamayan adam demek kelime anlamı ama bizim bildiğimiz insal konuştuğumuz insal bu değil. Konuştuğumuz insal daha çok e, kırmızı ap gerçekleriyle ki bunların ismi kırmızı ap gerçeği değil, hayatın gerçekleriyle karşılaşmış ve bunlara tepkisi daha nihilist daha böyle kesinlikle bu konuda hiçbir şey başaramam çünkü benim şu tarafım kötü diye ee, kin nefret tarafına gitmiş ya da Rollo'nun bu öfke aşamasında takılı kalmış çocuklara diyoruz yani isterseniz son iki senedir seks yapmayın ama hayata bakışınız pozitifse insel değilsiniz ama Evli seks yapan ve insal kafasında olan adamlar var şu an. Yani genel olarak kadınlar erkek ilişkilerini nefret, kin e, ve kendisiyle ilgili kesinlikle değişmeyecek bir şeyler olduğuna inanan insanlar. E, yeni bir kavram aslında kavram olarak. 2014'te Elliot Rodgers gidip o insanları öldürdüğünde ona insal demediler. Aynen aynen. Manyak dediler, deli dediler, e, hasta dediler. Bu insel lafı sonradan çıktı. Bunu kim çıkardı ilk? Bir grup kendisine insel mi dedi? Sonra başkaları bunlara mı insel dedi? Ben o kısmı hatırlamıyorum. hocam Ben peki... şimdi şey, şeytanın avukatlığını hı. yapacağım. Ee, hı hı. İnseller aslında bir yan ürün ve fenomen aynı zamanda. Hani kendileriyle e, şahsen ben sitede artık mücadele etmeye başladım ama şunu da görmek lazım. Bu adamlar bu şu anki günümüzdeki feminen öncelikli toplumunda bir ürünü aslında. Evet yani kesinlikle. Ortada kesinlikle. olan ve dönen Dalaveri'ye bakıyorlar. Buna tepkileri çok nihilist ve öfke dolu olabilir. Ve kesinlikle hiçbir çözümü de kabul etmiyorlar. Yani Kırmızı Alp'a bakarsan şöyle bir şey Kırmızı Alp. Zombi kıyameti koptu. Hayatta nasıl kalabiliriz? Yani artık koptu o bitti. Yani kıyamet geldi. Artık eski dünya yok. Biz burada nasıl yaşarız? Nasıl hayatta kalabiliriz? Yani kırmızı hap biraz öyle. Çocuklar zombi kıyafetinin e, kıyametinin kopmasına bakıp ama eskiden dünya şöyleydi ama ben burada nasıl yaşayacağım? Böyle dünya mı olur diye kısmına takılmış adamlar. Tamam. Ama ortada bir kıyamet de var aslında. Yani bir olay var dışarıda. Ona tepki gösteriyorlar. Evet buna uyum sağlayamayanlar diyebiliriz belki. Ya da uyum sağlayabileceklerine hiç inanmayanlar Heh, en azından tabii, şimdilik. Tabii. Tabii yani onu kastettim aslında. Doğru. Yani uyum sağlamayı düşünmeyenler diyebiliriz. Dediğim doğru. Benim canımı sıkan Micdov'un buna de evrilmiş olması. Evet, yani ya, evet, Tamamen. Evet. Yani ben ilk Micdov yazımı okursanız ben o kadar olumsuz değildim çünkü ilk çıktığında Micdov Miktağ... <laughs> eee herkes biliyor mu? Man going there on way. Yani erkekler kendi yoluna gidiyor. İlk çıktığında bundan 10 sene önce miydi neydi? Ee, çıkaran insanlar tamamen boşanmış erkeklerdi. Yaklaşık 40'lı yaşlarında. Ya biz evlendik. Ee, bu yola girdik. Yani normal düzene girdik. Bu da bizi mahvetti. Bir daha o düzene girmeyeceğiz. Bu adamlar kadınlardan uzak duran insanlar değil. Evlilikten uzak duran insanlardı. Sonra bu uzun süreden ilişkiden uzak durmaya evrildi. Bugün geldiği yerde mesela dün galiba ekşi sözlükte Frege bir yazı yazmış Miktova bir canlandı o başlık. Evet. Yani yazılanları okuyorum da şeyler görmeye başladım. Bu hani kadınlarla ilişkiye girmek için hiçbir şey yapmayan erkekler gibi tanım çok görmeye başladım. Yani tamamen ilişki olayı bitmiş. Bu buraya evrildi. Bu bir de kötü bir şey. Çünkü Miktova aslında kötü bir şey değildi. Bu arada ilgili bir şeyler söyleyeyim. Miktov yazılarının bazılarında şu var. Ben kadın gibi iğrenç bir varlığa yatırım yapmayacağım için tek kalmayı tercih ettim. Gibi böyle bir nefret grubu da var. Ve çok görüyorum bunu. Yani şundan bahsetmiyor. Ben işte boşandım ya da ne bileyim kadınlarla ilişki kurmak istemiyorum değil. Kadınlar iğrenç varlıklardır. Onları kesinlikle kale almamalıyız. İşte bu yüzden onlara muhtaç olmamalıyız. Kendi yolumuza gitmeliyiz gibi garip bir böyle... Çevre var. İnselle böyle anlatabildim mi? Sihap hepsi bütünleşmiş. Miktov düşünceleri de var falan. Böyle garip bir akım çıktı ortaya. Skeptiko Yazarı... bunu yazmıştı zamanında. Hı hı. Daha yaşlı, daha tecrübeli ve daha fazla hayat tecrübesi veya seks tecrübesi olan adamlar gençlere Miktov aşılarken dikkatli olmalılar. Çünkü bu adamların hayat tecrübesi yok. Yani bunlar tamamen kadınlardan e, kadınlara nefrete dönebilir şeklinde. Zaten insel yazısını okursanız orada Rollo Tomasi'nin bir itirafı var. Yani ben insanları uyandırırken herkesin bu bilgileri sindirebileceğini varsayıyorum ama gördüğüm kadarıyla yaptığım işin riski uyanmaması gereken bazı adamları da uyan, uyandırmış olmak. Bu Matrix'te yine Morpheus'un vardı ya Matrix'te uyuyanların hepsi uyanmaya hazır değil. Hatta bazıları sizinle sonuna kadar savaşacak diye. Evet. Biraz ona benziyor. Aynen. Kesinlikle katılıyor. Bazı çocuklar çok genç uyanıyorlar. Yani bu çocuklar mesela 24-25 yaşına kadar mavi yaplı kalsalar belki daha iyi. Daha olgun bir zamanlarında uyansalar. Çünkü gördüğüm kadarıyla insan nüfusunun yaşı genç. Bayağı genç. 25-6 genellikle. Yani bir erkeğin zaten eline kadın eli değmemiş olmasının çok da anormal olmadığı yaşlardalar. İlerleyen yaşlarda maalesef iyice kanık sanıyor. Yani ben bu kadar seneyi böyle geçirdim. Ondan sonra bundan sonra da devam eder formatında. Bir düşünce şekilleri var. Maalesef. Bu seneyi böyle geçirdim diyen adam mesela 19 yaşında. Zaten bu adam 5 sene önce 14 yaşındaydı. <laughs> evet. Yani 14-19'u böyle geçirmen normal ama 19-30 arası böyle geçmeyecek büyük ihtimalle. Yani bazı insanlar diyorlar ya keşke daha erken Kırmızı abla karşılaşsaydım. Bence o kadar peşin konuşmamaları lazım. Bazen geç karşılaşmak daha iyi olabilir. Çünkü ben iyi sindirebilenlerin belli bir yaşın üstünde olduğunu görüyorum. Bununla ilgili olarak hep aynı öneriyi yapıyorum bir şey yaşamadan kırmızı apı keşfetmek çok mantıklı bir süreç değil. Bir şeyler yaşamanız lazım. Yani bir ayrılık süreci geçirmeniz lazım. Böyle bir kötü hissetmeniz lazım. Bir, bir yerlerde bir hata olduğunu düşünmeniz lazım. Hiçbir şeyle hiçbir şeyden haberiniz yok. Yani bir anda Aa, kırmızı hap varmış şöyleymiş kadınlar böyle erkekler böyle diye bir gerçeklikle tanışırsanız buna uyum sağlayamazsınız ki. Yani bir uyanış süreci olmuyor. Ya sokaktaki insanı Matrix'e çekmek gibi bir şey bu. Sokaktan geçiyorsun. Kardeş diyorsun, senin yaşadığın hayat yalan dolan, what's the matrix'i gel bizimle diyorsun mesela. Adam da okuyor böyle. Aa falan diyor. Ama uyum da sağlayamıyor. Bunun gibi bir şey. İşte bunların bir bölümü insel oluyor maalesef. Adam ilişki yaşamamış ki. Yani Kırmızı Başlıca bilsen olur, bilmesen olur. Bir şey yok adamın hayatında pratik yok. E kadına yani... yaklaş... Birisiyle konuştum mesela. Şey, kadına yaklaşmamış hayatında. Yani ben diyor ki ben hayatımda diyor. Hiçbir kadına gidip nasılsın, tanışabilir miyiz gibi cümleye bile kurmadım diyor. Hiçbir kadın beni beğenmiyor abi ben inselim diyor mesela. Şimdi ben ne yapayım sana? Bu adama yapılabilecek bir şey yok. İnsellerin ortak noktaları mesela sen de görmüşsündür. Vücutlarının bir yerine fena halde kafayı takıp. Çok kötü. O yüzden kesinlikle kadın erkek ilişkilerinde başarılı olamayacaklarına dair bir inanç var. Ee, şeye benzetiyorum ben bunu anoreksi hastalığına benziyor biraz biliyorsun o da ne kadar zayıflarsa zayıflasın vücudunun bir yerine odaklanıp sadece kolunun altındaki bir bezeye göbeğindeki hafif bir yağa odaklanıp kendine şişman varsayıp kendini açlıktan öldüren insanlar evet Hani e, ruhsal bozukluğa dönüş artık o anoreksi hastalığı şeyde insanlar da biraz böyle işte adam çeneye takmış kafayı evet evet ya da ne bileyim yüzünün çirkin olmasına ya da boyunun kısa olmasına tamam bunlar dezavantaj mı avanta dezavantaj yani açık konuşalım. E, tabii ki. Ee, hayat zor. Bazı insanlar belki hiçbir şey bulamayacaklar. Yani şimdi Notre Dame'ın kamburu gibi bir adaysa adamsan evet hiç kimse suratına bakmayabilir. Ama benim insan olarak gördüğüm çocukların böyle bir tip, tip problemi yok. Hepsi bana şeyi gönderiyor arka plandan. Ben pek yayınlamıyorum çünkü saçma bir şey. Şu çenesi olmayan çocuk fotoğrafını gönderiyor. O çok standart ya fenomen gibi bir şey. Ama Adile Instagramdan bu... gönderiyorlar. Instagramda fotoğrafına bakıyorum adamın adamın kendisinin çenesi var. O zaman sana ne bundan? O bu bu adam insel şeyi e, azizi buna kız bulanı çarparlar bulanı. Bir fotoğraf koymuşlar. Sitede bir yazı yazmıştım. Biliyorum biliyorum. Okudum o yazıyı bu arada? Aynen bu muhabbeti de hatırlıyorum. Bu adam işte öyle çirkin bir adam değil aslında. Yani bir, bu fotoğrafı çok kötü. Sonradan buldular adamı. Yani tamam. Yakışıklı değil ama hani kız bulamayacak bir tipi de yok herif. Bu insanların dediğimiz gibi hep uç noktalarda kendini görme hastalığı var. Yani adam mesela gerçekte 5 bölü 10 diyelim. Vasat bir adam işte ortalama bir adam. Tamam mı? Türk genci diyelim. Ama adam kendini 2 bölü 10 görüyor mesela. Ya da 3 bölü 10 görüyor. Ve bir şey yapamayacağına inanıyor. Kendini geliştirim ya yani 5 bölü 10'dan 6 bölü 10'a çıkamayacağına inanıyor. Ben de çıkabileceğini söylüyorum. Ama adamı bir türlü ikna edemiyorum. Çünkü adam buna o kadar inanmış ki. Ve daha doğrusu bunu savunma mekanizması olarak kullanıyor. Ego savunma mekanizmaları vardır. Aslında buna sığınmış oluyor. Çünkü bunu yapacak ne gücü var, ne isteği var, ne de inancı var. Ve bir şeylere sığınmak zorunda, kendini iyi hissetmek zorunda delirmemek için. Bu yüzden de bu tarz insel topluluklarına katılarak kendini iyi hissedecek sebepler yaratıyor. Yani bir komünün parçası oluyor. Ve o komün de ilginç şekilde o insanın dışarı çıkmasını engelliyor. Bir ara şey vardı aklıma geldi. Bu Reddit'te bir Türk insel grubu vardı. Okuyan var mıdır bilmiyorum aralarında aranızda. Bir, 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 süre takip ettim. Benim moralim bozuldu. Yani gerçekten hiç okumayan insan okusa orayı. Gerçekten oradaki depresiflikten o nihilizmden etkilenir. Ya inanılmaz mesajlar. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey olan, böyle bir topluluğun olduğunu düşünmüyordum ben. Bu kadar negatif düşünebilen, birbirini bu kadar aşağı çekebilen. Hatta biri kız bulmuş falan, abi boş ver, bırakır o sana bakmaz. O onun amacı aslında başka bir adamla yatmaktır da, öylesine sana gelmiştir diye mesajlar. Böyle hiçbir başarı kabul edilmiyor. Yani bu, bu önceden de bahsettim, bir, bir, yazım vardı bununla ilgili. Bilişsel terapilerde yine bir unsur var, ya hep ya hiç diye. Bu adamların mantelitesi bu. Ya, yani ya hiç ya hep. Arada bir yer yok. Ve bu yüzden hep başarısız oluyorlar. Maalesef hocam olurum. peki başta Hı -hı. şeyden bahsettik ya bu biraz mindset gibi, hayata bakış açısı gibi bir şey bu. He, o, yani on, on peki meyve. bu evet, hayatta evet. bakış açıları nasıl oluyor? Yani kadın erkek ilişkilerine hep odaklanıyoruz ama hayattaki olaylara karşı bakış açıları da aynı mı devam ediyor? Aynı yani şeyleri. Çok net, çok net bir şey söyleyeyim. Umarım hayatlarına yansımıyorlar, yansımıyordur. Çünkü açıkçası ben de takip ediyorum bu adamları. Hiçbir şeyden bahsetmiyorlar başka. Yani benim garibime giden bu. Mesela bana sitede miktavcılar çok saldırıyorlar. İşte siz kız için kıç yalayan aşağılık insanlarsınız falan filan modunda. Yani miktavcı deme sebebim adamların nickleri miktav falan. Yayınlamıyorum ben böyle saçma şeyleri de. Ben girip sitelere bakıyorum bu miktav sitelerine. Mesela kadın kıç yalayan diye hakaret ettikleri bizim sitede erkeklik, disiplin, hayatına yön vermeyle ilgili bir sürü yazı var. Bu Adamların sitesinde böyle şeyler yok. Yani biz kadınlardan ayrıldık kendi yolumuza gidiyoruz. Hadi kendi yolumuza şöyle gidelim. Müzik yapalım. Sanat yapalım. Bilim yapalım falan. Böyle bir içerik yok. Yani böyle bir içeriği olan bir mikro sitesi biliyorsanız bana haber verin. Ben bulamadım. Çünkü eskiden eskiden kadın erkek konusu ilişkilerine hüsrana uğrayan adamlardan çok başarılı eee sanatçılar, bilim adamları ve şeyler çıkardı yani iş adamları, çalışanlar falan çıkardı. Yani o hüsran aslında güzel bir enerji. Sanki o enerjiyi de çok kötü heba ediyorlar gibi. O enerji kullanılmıyor bu arada. Onu çok rahat söyleyebilirim. Bu, bunlar o atlete yenilen kısım. İnseller de bu yeni mektupcular da diyelim. Bu atleti yenilip hiçbir şey yapmayıp sadece söylenen, nefret eden kesim. Bu konuda ben biraz feministlere benzetiyorum. Feministlerde de böyle bir durum vardı mesela. 1960'larda çıktıklarında. Biz de bilime katılmak istiyoruz. Akademiye alın bizi. İşte yargıda hak istiyoruz. istiyoruz. Bunu ilgili hiçbir sıkıntı yok. Verelim o hakları. Ama ondan sonra ikinci feminist takıma bakın. Üçüncü feminist takıma bakın. Olay tamamıyla cinselliğe döndü. Bilimle falan da sanatla hiç alakaları kalmadı. Yani cinsel eşitlik cinsel eşitlik. Biz de sevişiriz. Biz de kullanırız. Biz de sizinle aynıyız. Biz de seks yaparız. Her şey buna dönüştü. Mikrofjiler de buna benziyor. Ya da insanlar de buna benziyor. Yani tamam negatif bir enerji var tamam kadınlarla ilgilen de, niye başka bir şey yapmıyorsun ya da başka bir konuda kendini geliştirmiyorsun anlatabildim hiçbir şey yapmıyorlar ya zaten <laughs> o inseller yazısında da rollo ondan bahsediyor bu yani kadına ulaşamayan adam her zaman vardı ama eskiden bu adamların enerjilerini akacak akacak, akıtacakları yaratıcı şeyler vardı. Şimdi de var ama o enerji oraya akmıyor. Akmıyor evet. Yani harbiden Abazanlık. Abi peki bunun sebebi Bu... ne olabilir? Yani neden eskiden böyleyken şimdi de yapamıyorlar? Rolloya katılıyorum ben orada çünkü daha kolay ulaşabilecekleri bir uyuşturucu stili çıktı piyasaya. Yani Rollo onu söylüyor. Ee, streaming porno ve şey, evet. oyun. Evet, yani doğru. eskiden ben bizim gençliğimizde böyle şeyler falan yoktu. Mecbursun ya bir şey yapmaya. Yani evde oturup köz köz kimseyle mesajlaşamıyorsun. Oyun yok şu yok bu yok yani mecburen bir şeylere kanalize ediyorsun ki ben geçmişte mesela lise hayatında kadınlarla ilgili yaşadım birkaç tane e, hayal kırıklığını çok güzel üniversite sınavına çalışacağım gideceğim ben oralara orada daha iyi şeyler yaşayacağım falan diye şeye dönüştürmüştüm. Şimdi demek ki biz bu dönemi yaşamadık siz yaşıyorsunuz Elinizin alt, elinizin altında porno elinizin altında oyun elinizin altında chat odaları şunlar bunlar. Yani sanki bu o enerjiyi bu emiyor gibi. Ve zaten görünen o ki son 50 senede testosteron oranları ciddi miktar düşmüş. Böyle bir gerçeklik var. Yani eskisi kadar insanlar, ya erkekler diyelim kendilerine mücadele gücünü bulamıyorlar. Sosyal medyanın etkisi, oyun, porno hepsi destekliyor birbirini. Bir de tabii sosyal ortam pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Şimdi eskiden insel olsaydın başka bir insel ulaşamazdın. Doğru mu? Ben şey hatırlıyorum. Ortaokuldayken evet. Yani doğru. Orada okuldayken Iron Maiden'ın yeni bir şarkısına ulaştığımızda mutlu olduğumuzu hatırlıyorum falan. Ve lisede de bu süreç devam etti. Sonradan MP3, ben lise 2'de falandım galiba. Lise dedim, Napster'dı bilmem neydi onlar popüler olmaya başladı. Ki bizde hala 56K modemler var. Buradaki arkadaşlar 56K modemin bile ne olduğunu bildiğinden emin değilim. Öyle söyleyeyim. Hatta ben 33600 modem kullandığım zamanları hatırlıyorum. Ve demem o ki... Bu insanlar birbirine ulaşamıyordu. E adam mücadele etmek zor. Acı çekiyor adam evde. Yani sevgilinden ayrılmış, sevgilinden ayrılmışsın eminim. Sevgili bulamamışsın ya da böyle tipsiz, çirkin, iğrenç bir adam olduğunu düşünüyorsun. E yok ki bunu destekleyebileceğin ya da bulabileceğin şey. Çalışmak zorundasın. E ben şimdi adam gidiyor. Kendisi gibi düşünen, kendisi gibi yanlış düşünen insanlara ulaşıyor. Ve bu insanlarla kendi görüşlerini iyice pekiştiriyor. Aa diyor bak Ahmet de böyleymiş, Mehmet de ama hepsini toplasan yüzde üç. Falan. Ya da bu hiçbir bilimsel altyapısı yok. Hiçbir e, ne diyeyim? Gerçek tarafı yok aslında. Ama kendi gibi e, olabilir. Kendin gibi insanları bulabilirsin. Dünyada sapıklık veya psikopatlık ne kadar anormal olsa da e, böyle bir sürü insan var. E, bu insanlar bu çağda birbirine ulaşabiliyor ve birbirlerini destekleyerek daha da kötü bir hale gelebiliyorlar. Yani bu düşüncelere iyice kanıksayacak hale gelebiliyorlar ve insanların en büyük problemi şu an bu bence. Bu insanlar birbirine Üff. ulaşmamalı. Bir de şeyin etkisi var muhtemelen ben mesela istedeki ilk yazının ismi insel yazısının ismi efemine erkeklerin psikozu diye. Yani buradaki efemine homoseksüel şeklinde efemine değil. Ee, mesela insellerin bu görüntüye veya işte fiziksel güzelliğe kendi fiziksel güzelliklerine çok fazla takmaları ilginç bir feminen kafayı yansıtıyor. Çünkü kadınlar böyle güzelliklerine çok takarlar. Kendi oram evet. çok şişik. Şurada selülitim var. Aman burnum şöyle falan filan diye. Ee, bu psikoloji mesela bu çocuklarda da görüyorsunuz. Fiziksel özelliklere aşırı takış. Sosyal medya. Ve bu mi? da hani feminizasyonun bir etkisi benim kanımca ve hani 20-30 senede falan erkeklerin biraz daha yoğun feminin feminen yetiştirilmesiyle de karşı e, alakalı. Doğru, feminen dayatma. Motor, yani, poller ulaş. Bilmiyorum şimdi böyle babalar yok herhalde. Ben bir ara evde ortaokulda oturuyorum yaz tatilinde. Babam şey dedi, "Sen burada kadınlarla otur oturak karı gibi olacaksın." dedi. Beni zorla tamirciye verdi mesela. Ha yani bizim ihtiyacımız falan da yoktu çalışmak için falan. Eskiden böyle bir erkek etkisi de vardı insanın hayatında. Şimdi o da çok fazla yok. Ki okay, hayatında o çok küfür etmiştim ama hayatında yaptığı en iyi işlerden birini yapmış. Kesinlikle öyle bir şey yapın gençken. Lafını keseyim. O aslında şu an toksik maskülünite olarak biliniyor ya o bahsettiğin durum. İşte babanın böyle hareketler yapması ya da sen erkek olacaksın bilmem ne falan bu tarz cümleler artık günümüzde toksik maskülünite. Maalesef ki. Evet ben kendi oğlum olursa yapacağım öyle bir şey ona. Tamirci çırağı. Yani Mavi yakka bir şey yaptıracağım kesinlikle. Ben 4-5 ay çalıştım orada. <laughs> Okulla da beraber biraz gittim. Şey, çok iyi bir deneyimdi. O zaman Hı -hı. son olarak toparlayabiliriz. Sorulara geçelim. Çünkü sorulardan da bence biraz içeri çıkacağını düşünüyorum şu an. Ekleyeceğiniz bir şey var mı konuya? Of. Yoksa hmm. Yani mı? Inseller burada olsalar nasıl kurtulur onu konuşurduk ama adamlar zaten dinlemeyecekleri için. <laughs> evet, evet. Bu arada ben bu yani ben, inse... ben lafını kesin Mikto... devam edelim. Yani <laughs> bir yazı yazmayı düşünüyorum aslında <laughs> Mikto savunması diye. Mikto kötü bir şey değildi. Eski haline geri dönmesi gerekiyor bence. Yani bu kadınlardan tamamen uzak durmalısınız. Kadınlar şeytandır falan şeyler nereden çıktı bilmiyorum ama men going their on way yani erkekler kendi yollarına gidiyor. Bir ara men growing their own wine erkekler kendi siklerini tutuyor olayına döndü. Bu eski haliyle mesela Mikdow'u savunabileceğim bir şey ve ne demek bu? Evlilikten uzak durmak. Yoksa hiç evlenmeyip, hiç çocuk yapmayıp daha böyle kendinizi geliştirip ne bileyim bir sanat alanında bir fizik alan bilim alanında falan çalışmak mesela bunlar güzel şeyler bu kadın nefreti veya kadınlardan tamamen uzak duracaksın bir şey yazmış kadınlarla birlikte olmak için hiçbir şey yapmamak demiş Mikto yani yemek hazırlaman lazım yemek yemek için aç kalmamak için sonuçta biz kadınlarla seksi onlara YouTube olsun diye yapmıyoruz. Biz Aziz Sikolas değiliz. Kendi zevkimiz için, kendi ihtiyaçlarımız için yapıyoruz ve bunun için biraz uğraşmakta bir problem yok. Hı hı. İşte evlenmek istemiyorum çünkü nafakası var. Çocuk gerçekten zor bir şey. Bunlar anlaşılır şeyler. Ee, o zaman abi ben chat'i ayarladım arkadaşlar. Bir dakika yaptım. Hı hı. Siz soruları sorun. Karanlık Rüya Mahmut abi cevaplar. Bugün konuştuğumuz konular hakkında lütfen sorun. Bir 15 dakikada e, soruları cevaplayalım. Ondan sonra ayrılarız. E, ama lütfen konuyla ilgili sorular olsun. E, bir podcastin içine sığdırmış olalım. Bir dakika yaptım. Yani topluca bir paragraf halinde. 2-3 cümle halinde. Çok uzun yazmayın da. Yazarsanız seviniriz. Çocuklar bana erkek çocuk yapmışlar. Adını da Junior Mahmut koymuşlar galiba yorumlarda görüyorum. Bu arada e, ilginç bir istatistikten bahsedeyim. Bu YouTube'da bir tane yani bununla ilgili video yapmıştım. Uzunca böyle bazı makaleleri vesaireleri de kullandım. Bazı şeyleri çürütmeye çalıştım vesaire vesaire. Ve YouTube istatistiklerine bakıyorum mesela ne kadar izlendiğine. Bütün videolarım yarısından çok izlenmiş dakika olarak ama o videoya baktığım zaman böyle 1/4 gibi bir şey görüyorum. Ya bu şu demek. Birçok insel açmış videoyu. 10 saniye izlemiş. Eksiği basıp kapatmış. Yani adam izlememiş bile videoyu. Bu çok ilginç bir istatistik. O yüzden insanların bizi, bizi pek dinleyeceğini sanmıyorum. Onu çok rahat söyleyebilirim. Zaten buradan banlanıyorlar genelde. Belki YouTube'dan falan dinlerler. Yani. Ee, testosteron düşüklüğü varsa bu insellerde nasıl düzelecekler? Ya e arkadaşlar inselin inselin düzelmesiyle bir hiçbir başarısı olmayan bir erkeğin başarılı hale gelmesi arasındaki arasında bir fark yok. Yani kendi fiziğini düzeltebildiğin kadar düzelteceksin ve sonra da tamamen işin pratiğine gireceksin. Yani insellerin şöyle problem var. Ben herhangi bir inselin bir kadına yaklaştığını falan düşünmüyorum. Şöyle var. Hani mesela YouTube'da bir video var insellerle ilgili. Şimdi ismini hatırlayamadım iyi çocuklar mı? Öyle bir garip bir isim var. Orada bir çocuk vardı. İşte 3 5 bin kıza yürüdüm. 3 bin tanesi online'dı. 2 bin tanesi de yüz yüzeydi. 5 bin kere reddedildim. Hepsi reddetti. Yani her türlü kıza yürüdüm. En şişmanına yürüdüm. En çirkinine yürüdüm ama 5 bin kere reddedildim diye anlatıyor. Şimdi bunu radyoda dinleseniz dersiniz ki o 5000 kere yürümüş olmamış Allah Allah ama adamı görüyorsunuz o saçlar, o tip, o konuşma şekli, o hayat bana vurdu geçti ruh hali. Yani adamda olmaması gereken her şey var. O halde yani bir ön çalışma yapmadan isterse 10 bin kıza yürüsün. Bir yani o adam bana verin. Tamamen elimde mesela o YouTube videosunda yaklaşık olarak bir düzine iki düzine falan insel var. Hepsine bakıp bakıp böyle adamlar için bir program çıkarabiliyorsun. O saçlar kesilecek, o kilo gidecek, o gömlek giyilmez, o pantolon değişecek, o surattaki ifade değişecek. Yani önce bir temel yapıp yani ön şeyleri yapıp ondan sonra çıkıp denemeniz gerekiyor. Yani tuvalet gibi kokuyorsanız isterseniz bin kişiye yürüyün mesela. Hani kokusu doğru, şusudur falan da ayarlamanız gerekiyor ama sitede yazdığımız şeyler. Önce bir iyi bir spor, ee, olabildiğince kendini iyileştirmek, bir amaç edinmek, onun için çalışmak. Ondan sonra da evet, kadınlara yürümek. beğendiğiniz kadınlara yürümek mesela. Doğru, be belli bir ön çalışma yapmadan bir şeyler denemenin çok fazla anlamı yok. Ya o videoyu bulabilsem ne güzel olur ya. O çocuk çok enteresan bir case study yani konuşuyor. Ama tipine bakıyorsun 50 şeyi düzeltmen lazım. Hiçbirini düzeltmemiş. Bu arada testosteron, düşen testosteron oranı inselliğin bir sebebi olabilir fakat tam tersi de geçerli aslında. Yani bir insel testosteron düşük olduğu için insel değil aslında. Böyle diyebilirim. Onu yükseltebilir. Ama zihin yapısında sıkıntı var. Yani bunu düzeltmeye çalışmadığı için o adam insel. Yoksa kilosu yüksek bir erkek hiç spor yapmadıysa ya da ne bileyim hayatı için bir şey amaçlamadıysa, bir harekette bulunmadıysa otomatik olarak zaten testosteronu düşüktür. Hormon testi yaptırsa bunu direkt görebilir. Bunu arttırabilir ama. Spor yaparak ondan sonra kendini Abi, geliştirerek bir amaç belirleyerek bunu eski haline getirebilir. Ya da yükseltebilir. Ama ben dediğine katılıyorum. Hormona olarak hiçbir problemi olmayabilir bile bu çocukların bazılarının. Evet olmayabilir. Zihin yapısında sıkıntı var. Buna Şimdi inanıyorum. şu videoyu koydum o dokümenterinin ismi Shy Boys. O tam orayı da kestim koydum o çocuğun tipine bakarsanız anlarsınız ne demek istediğimi. Shy Boys diye insanlarla ilgili ilginç bir belgesel var YouTube'da. Şöyle bir baktım da videoya ben sonra ayrıntı Çocukta şu fotoğrafını koydum. Evet evet. Arkadaşlar soruları bekliyoruz şu an. Geliyor da dur. Ee, biz konuşurken ben karanlık rüya konuşsa da onu dinliyorum. O yüzden konuşurken göndermeniz pek şey olmuyor. Hı hı. Yani istediğiniz kişileri Mahmut abi karanlık rüyayı etiketleyin. Özellikle sormak istiyorsanız onlara. Onu Şimdi biri şey demiş. Abi bir yerde şey okumuştum. Erkekler cinselliğe 20'lerinde ulaştıktan sonra o işte çok uğraşıyorlar. Başka ülkelerde deyim neyim 15-16 Dünyada başka ülke olarak sadece Batılı ülkeler yok arkadaşlar. Dünya'nın genelinde sizin gibi. Ben zaten bu argümana komple katılmıyorum öyle söyleyeyim. Yani şu var, katılma. şunu söyleyeceğim evet. size. Ee, bir üç nesil öncesine göre falan çok geç ulaşıyoruz. Yani o adamların e... Enteresan bir şey var. Yavaş yavaş cinselliğe ulaşamayan erkek sayısı 30 yaş altında özellikle artıyor. Nesil geçtikçe. Yani 50 sene değil mesela 100, 100 sene öncesini falan düşünürseniz. Benim mesela büyük dedem 17 yaşında evlenmiş. Dedem 18 yaşında. Babam 23 yaşında. Ya ben neredeyse 29 yaşında. Yani e zamanla bu aradaki şey de art, art, açılıyor. Eskiden mesela çok eskiden insanların genellikle seks yaptığı yaşlar erkekler için mesela 17-22 yaş arası. Ama hani evlenip çocuk çocuk yapıyorlar o zaman. Şimdi arada boşluk var ve boşlukta da genellikle 20 yaşından sonra evet cinselle ulaşmaya çalışmakla geçiyor ama ben yurt dışında bulundum. Yurt dışında da durum çok farklı değil. Öyle 15-16 yaşında cinsellik yapıyorlar. 20'lerinde rahat ve doymuş adamlar falan değil. Hatta şunu iddia edeceğim. Karanlık rüya sen ne dersin bilmiyorum. Çünkü ben Amerika'yı görmedim. Hı hı. Batı Avrupa'yı gördüm. Amerika'yı zaten şeyden biliyorum. Yani takip ettiğim dışarıdan. Onlar daha kötü durumdalar birçok açıdan. Yani kolejlerle ilgili bir anket yapmışlardı. Bir araştırma yapmışlardı. Amerikan Amerika'daki üniversitelerde yapılan seksin %90'ını erkeklerin %10'u yapıyormuş. Yani %90'ı falan gayet kötü durumda. Ki onları da görüyorsun sorumlarda falan. Şu an batılı erkekler çok iyi durumda değiller. Yani 16 yaşında olup da ondan sonra Amerika'da yaşayıp seks ulaşacağın diye bir kural yok. Öyle olsaydı Elliot Roger katliam olmazdı zaten hani orada daha erken öğreniyorlar falan filan vesaire böyle bir şey yok. Türkiye'de bile bunlar belli bir kesimin sorunu. Yani sonuçta evet, bakarsanız evet. 25 yaşına kadar erkeklerin sanırım %70'i evli yani 25 yaş üstü erkeklerin %70'i evli Türkiye'de. Yani hala daha böyle muhafazakar yaşayan ve bu tür şeylerle ilgili çok büyük problemler yaşamayan büyük bir kesim var. Efe Aydal'ın bir kişi kadın açılış yaptığında fakir ise tacizci derler, zengin ise kabul ederler tweet'i insel bakış açısı değil mi? Yani hem öyle hem değil. Hakikaten ee, bazı kadınlar gerçekten kimin açılış yaptığını taciz veya şey iltifat olarak değerlendiriyorlar. Aa, ben bunun fakir veya zengin olduğu olarak düşünmüyorum. Alfa beta gibi düşünebilirsin mesela. Evet. Bir de o adamı... Ama Efe Aynal bazen acayip insele kaçıyor. O da başka mesela ben. Bazen bakıyorum videolarına. Şeyde mutlulukla ilgili soru yok mu ya? Var Mutluluk. bir tane geldi. <laughs> bir tane de stok sorusu olmuş da stoacı falan. Zaten en başta ben stoa felsefesinden bahsettim biraz öyle girdim. Aynen. E mutluluk elde edilmeye çalışılmamalı. Daha az acılı bir hayat elde edilmeye çalışılmalı. Ee, anlamlı bir hayat elde edilmeye çalışılmalı dedik aslında. Aynen karanlık rüyada zaten vurguladığı mutsuzluktan kaçmak üzerine bir hayat düşünmek daha mantıklı olur diyor. Evet, i̇şte. kesinlikle. Aslında hayatıma dönüp baktığımda mutlu olmamak için bir sebebim yok ama ister istemez kadın problemlerini kafaya takıp mutsuz olabiliyorum. Neden çevremde istediğim kadar kadın yok gibisinden doyumsuzluk hissi var. Ve tamam da bu zaten ya bilmiyorum ama birçok erkeğin sorunu. Çok genel bir sorundan bahsediyorsun. Hedefin kadınlara ulaşmak olmamalı. Biz de bunu söylüyoruz. Bu pukun tokadı kaç yaşındaki? Hayır böyle 18 yaşında olup dönüp baktım hayatına diyenler yok mu ya? Yaşını merak ettim. Ama çok normal yani bu... Karanlık ya benim en hmm. sevdiğim laf ne biliyor musun? Son 21 yılım boşa geçti. <laughs> evet ben bunu okuyunca adam herhalde 40 yaşında falan diyorum adam 21 yaşında hani çok biz ya. doğumhanede hemşirelere yürüyerek başlıyoruz ya sanki 21 sene hukukun tokadı bak 20 yaşında görüyor musun hayatının nesine geri dönüp bakıyorsun abicim sen de 6 sene önce 14 yaşındaydın yani erkeğin hiç olduğu hiçbir şey yapamayacağı hiçbir şey yapamadığında çok normal olduğu yaşlar evet 20 yaşında senin çok 30 fazla 30 yaşındayken geriye dönüp Yok. bak yani hiç elime kız el değmediyse ne yapacağım falan diye. Yani o kadar bekleme gerçi de. Yani 20 yaş ne bileyim yani hiç bu tür şeylerin lafını edeceğiniz şey değil. Ben söylüyorum arkadaşlar 18 yaşına kadar seks yapmasanız kız arkadaşı edinmezseniz falan bunlar normal şeyler. Takmayın bunları. Kız arkadaşınız olmasa iyi olur bence 18'e kadar. biraz şeyle popüler kültürle alakalı yaş şeyi var skalası var sanırım şu yaşta şunu yapacağım bu yaşta bunu yapacağım gibi o da genel kan olarak insanların üzerine oturduğu için ona göre insanlar kendilerini yargılıyorlar gibi geliyor bana ya öyle, öyle bir şey, var, öyle bir şey çünkü var çünkü şu an sanki kız arkadaşın olması şartmış gibi 18-20 yaş arasında falan kızların öyle bir derdi var abicim siz kız değilsiniz bir çocuk ona 14 yaşındayım ne yapayım ben falan dedi. Ya dedim git balık tut. Yok artık. Şey yap. Halı saha maçı oyna. Güreş. Okulun spor takımına gir. Bir müzik aleti çalmayı öğren. Yani daha kızlarla ne yapacaksın sen? Ben açık söylüyorum 19 yaşındayım bakirim diyorsanız normal diyorum. Takacak bir şey değil. Bununla ilgili sizi üzmeye ay, ezik düşündürmeye falan çalışan her şeyde siktir çekin. Bu yayın kaydedilirse YouTube'a yüklenecek. Evet biri sormuş. Bir tane soru gördüm. Kadın çok uzun süre bir ilişkiden mutsuzum diye ayrıldıktan sonra aşırı mutlu gülücükler vesaire çekilmesi mutluyum emojini göstermesi gerçekten mutlu olduğunu mu gösterir? Bu, bu Bence bu, evet. bu, soru, bu soruya e, kendin cevap verebilirsin. E, kadınlar sizden ayrıldıkları zaman o ayrılık süreci böyle sabah kalkıp ben sevgilimi terk edeceğim diye karar vermezler. 3-4 hafta falan güreşirler onunla ki aslında kadın değil erkekler de böyle birinden ayrıldıysanız biliyorsunuzdur. Kolay bir süreç değil. Ayrılır ayrılmaz o rahatlama gelir. O süreç bitti diye. Yani sonunda yaptım falan diye. Hemen ayrıldıktan sonra gördüğünüz mutluluklar falan o rahatlama süresi ve o bir süre devam eder. Sonsa kadar devam edebilir maalesef ama genelde görürsünüz onu. O yüzden şeyi tavsiye ediyorum ben şiddetle. Biri sizden ayrıldı mı o kişiden size bilgi akışını kesin. Sizin mutsuzluğunuz onu besleyecektir. Bunu unutmayın. Terk eden taraf genellikle zaten sonrasında rahatlama yaşar. Çoğu erkek terk edildiği için maalesef şey sanıyor. O da acı çekiyor falan diye. O çoktan çekti acısını zaten terk etmeden önce. Hocam bir de sana özel bir soru var. Tükettiğimiz Görladım. gıdalar duygularımızı nasıl etkiler diye mutluluk konusunda. Anlayamadım. Neredeydi o soru bakayım? diye. Tükettiğimiz gıdalar ne derece duygularımızı ve psikolojimizi etkiler? Heh, bir dakika. Bayağı etkiler. <laughs> e, bayağı etkiler aynen. O önemli çünkü senin vücudunda tükettiklerin mesela ka aşırı karbonhidrat tüketmesi vesaire, tüketimi vesaire ortaya çeşitli radikaller çıkartıyor ve bu radikaller senin mutluluk hormonunu, hormonunu, testosteron düzeyini düşürüyor. Sıklıkla protein ve yağ ağırlıklı bir besin öneriliyor bu yüzden. Yani karbonhidrat oranı düşük, kolay sindirilemeyen e, daha uzun sürede sindirilebilen ve vücudun için esansiyel olan şeyleri tüketmen senin için daha yararlı. Bunun tersini yaptığın zaman işte mutsuz olmaya başlıyorsun. Bu neymiş? Dış görünüşü yüzünden kızları yürümekle çekinen birisi bunu nasıl aşabilir? Tekrar tekrar yürüyerek. O senin zihin setin. Yani sen görünüşünün kötü olduğunu düşünüyorsun. Ha bu görünüşün kötü ya da e, iyidir anlamında söylemiyorum. Ama bu başta senin derdin. Kızın derdi değil. Sen kafanda atmalısın. Yani bir kadın seni reddettiği zaman tipim yüzünden beni reddetti diye düşünmemelisin. Ve bunu sağlayana kadar devamlı kadınlarla etkileşime geçmeye devam etmelisin ve düzeltebildiğin her şeyi düzeltmelisin. Yani neyin kötü olduğunu. Aynen diyorsun? önce. Aynen öyle. Önce her şeyi düzeltebiliyorsan düzeltmediğin şeyleri takmamak en iyi stratejidir. Çünkü her tipin genellikle bir alıcısı var. Evet ya bir de illa kötü bir şey olacak ya. Şöyle bir dünya yok. Her şey müthiş olsun vesaire. Bu kadın düşüncesi, bu kadın zihinsiyeti. Erkekler özellikle sosyal medyada Instagram yüzünden çok fazla görsel niteliklerine takmaya başladılar. Feminenleştirmenin de tabii etkisi var bunda. Yüksek oranda ama yani böyle bakıyor mesela bu kadın işte tip, tipi çok güzel. O zaman ancak kendi kadar işte yakışıklı erkeklerle birlikte olur ya da kadın kendi böyle çok pompalıyor değil mi görsel olarak? Erkek de diyor ki ben de böyle pompalamalıyım falan. Oysa ki erkeğin değerini belirleyen şey görsel nitelikleri değil. Tip önemsizdir demiyorum ama. Bu çok önemli. Tip önemsizdir demiyorum ama sizin niteliğinizi belirleyen, kadın gözündeki çekiciliğinizi belirleyen şey sadece tip değil. Ama sen düzeltebildiğin her şeyi düzelterek o kadına tekrar tekrar, yani başka kadınlara yürüyebilirsin. Bir süreden sonra o zihin setini zaten aşacaksın. Yani bir süreden sonra önemsemeyeceksin. Hocam o zaman dedi. Dediğinde... Şunu söyleyeceğim ben. Tamam. Şimdi bu Instagram'dan bana çok fazla mesaj atıyorlar bu konuda. Ben Instagram'dan mesaj cevaplamıyorum ama okuyorum. Bir de çocuğun hesabına bakıyorum. Çünkü oradan adamı görebiliyorsun. Bu tipim kötü ben ne yapacağım diyen adamların önemli bir kısmında bakın hepinizde demiyorum. Bazılarınızın gerçekten tipi kötü olabilir. Tipini olduğundan çok daha kötü görmek gibi bir olay var. Böyle üçüncü şahıs size böyle popolama ihtiyacı olmayan biriyle konuşun bir. Yani bazılarınız gerçekten bir şeyden dolayı kendi tip değerlendirmeniz oldukça kaymış vaziyette. Olduğunuz en küçük puan altı görüyorsunuz kendinizi. Hepiniz öylesiniz demiyorum ama bana o atan, adamların yüzde doksanı böyle. Bazılarına bakıyorum. ya yani sen benden yakışıklısın abicim. Yani ben sana şimdi ne diyeyim? Diye isim geliyor yetersizlik sendromu var maalesef. Bu yeni çıkan bir şey ya. Eskiden ben erkeklerin bu kadar tipine takıldığını sanmıyorum. Bu sosyal medyanın pompalaması yüzünden ortaya çıkan bir durum. Bu Neymiş? Depresyon zamanlarında antidepresan kullanımı size gerekli mi? Zararlı mı? Şimdi, ee, bu, bu buna, buna cevap vermek çok yanlış olur. Yani bu e, görüştüğün uzmanın tamamıyla tavsiyesine bağlı olacak bir şey. Gerçekten evet, depresyon yani arkadaşlar, mısın değil mi? elinizde... Elinizde bir teknoloji var eğer ihtiyacınız varsa kullanın yani tabi gidip zaten reçetesiz alabileceğiniz bir şey değil bu psikiyatrist verecek size de eğer bir psikiyatrist size bunu veriyorsa en azından bir süre için yardımcı olabileceğini düşünüyorsa bir deneyin çünkü e, bu yine Jordan Peterson'ın bir konuşmasında bir dersinde vardı İnsanları depresyona sokan iki şey var İki temel problem var birincisi hayatınız gerçekten boktan olabilir. Yani eşiniz ayrılmıştır, çocukları almış gitmiştir, işinizi kaybetmişsinizdir, arabada yatıyorsunuzdur falan. Bu hayat boktan, bu hayat adamı depresyona sokar. Bir de kendini normal sosyal statüsü belli bir seviyedeyken bunun altında gören insanlar var. Çeşitli nedenlerden dolayı. Mesela terk edildiği için mesela ya da başka bir şeyden dolayı ya da uzun süredir e, iş bulamıyordur ama bir potansiyeli vardır mesela. Ya da bir sene üniversiteyi kazanamamıştır. Bu tür sayaç kaymalarında mesela antidepresanlar falan işe yarıyor. Hayatınız gerçekten boktansa mesela o zaman işe yaramayabilir. Ama Olduk. bu tamamen bir psikiyatristin size söyleyeceği şey. Benim size tavsiyem böyle teknolojilere illa karşı çıkmayın. Yani çok ağır depresyondasınızdır. İntiharı düşünüyorsunuzdur. O, o alet sizi tamam muşmalaya çevirecek, gürüyen zombiye çevirecek ama yaşatacak mesela. Bir de öncelikle bir psikoloğa gidip biraz konuşup ondan sonra bir psikiyatriye gitmek daha iyi olabilir. Çünkü genelde karnım ağrısı, karnım ağrıyor dense bile antidepresan yazan bir kitle var şu an. Bir şey söylüyorum ben burada. buna. Zaten bu ilaçları psikiyatristler veriyor, adam alıyor ilacı kullanmıyor, onu demeye çalışıyorum. Yani bu kadar karşı olmayın. Tabi tabi tabi. Hocam bir burada, şey diyordun. Evet önemli bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi burada semptom önemli. Yani sen niye giriyorsun ya da bu ilacı neden kullanmak istiyorsun? Belli bir olay sonucunda böyle hissetmeye başladıysan psikiyatrla görüştüğünde otomatik olarak sana antepresan yazar. Yani hani sen gidiyorsun mesela ya, hiç konuşmadım adam bana direkt antepresan yazdı falan. Konuşuyorsun aslında sen o adama bir şeyler söylüyorsun. Mesela diyorsun ki kız arkadaşımdan ayrıldım diyorsun. adam diyor ki bunda majör depresyon mu? Başka bir şey duymasına gerek yok o adamın. İki tane tanıya bakıyor. Bir, sebebi var mı? Yani son dönemde yaşadığın önemli bir olay var. Mı? Mesela ailenden birini kaybetmiş olabilirsin, sevgiline ayrılmış olabilirsin, işinden atılmış olabilirsin falan filan. Anlatabildim mi? Semptom önemli burada. Adam buna bakıyor. Ondan sonra diyorsun ki mesela en önemli tanılardan biri. iki hafta boyunca intihar düşün. Yani iki hafta geçmiş mesela. Hala e, aynı acıyı çekiyor musun? Sürecini soruyor. Sana sordu. üç tane şey var. Neden oldu? Bir. Sen orada anlatıyorsun. Böyle böyle falan filan. Doktor orada onu not alıyor. İkinci sorduğu şey şu. Ne kadar süre devam ediyor? İki haftaya açtıysa ve hala aynı şeyleri hissediyorsan muhtemelen majör depresyondasın. Üç, intihar düşündün mü? Evet demen, ya bu üç kriteri yerine getirmen o doktorun sana 10 dakika için antidepresan yazması için yeterli. Bunu özellikle söyleyebilirim. Ama bir de semptom olmayan karakter nitelikli durumlar var. O zaman işte bunu antidepresanla çözemezsin. Antidepresan burada sadece yardımcı olur sana. Senin terapi görmen gerekir. Çünkü kişiliğinde bir sıkıntı var. Onun çözülmesi lazım. Bunun için terapi alman lazım. Ama belli bir olay sonucunda, bir semptom sonucunda böyle bir sıkıntı yaşıyorsan ya o zaman tabii ki psikiyatri sana antidepresan yazıp gönderecektir. Bunu söyleyebilirim. Bir arkadaş mücadele etmem bazen aşırı derecede stese sebep oluyor. Bu zihin yapımla mı ilgili yoksa mücadele etme şeklim mi yanlış diye sormuş. Yani mücadele etmek adamı stese sokar. O stese dayanmanız gerekiyor. Zaten sıkıntı buna dayanamayan bir nesil olması. En büyük problem bu. Ona dayanacaksın ve devam edeceksin. Yani en başta birazcık acı çekeceksin sonra kazanç sağlanacak. Yani hayatınız böyle güllük gülistanlık işte hiçbir şey yapmadan geçerse sıkıntı. Sen acı çekeceksin o acının karşında bir şey aldığın zaman gelişeceksin. Kas bir de böyle değil mi? En başta kasların deformasyonu uğratıyorsun ondan sonra gelişiyorsun. Acı çekiyorsun ondan sonra gelişiyorsun. Bu iş böyle. Böyle olması lazım çünkü zihninde yeni bir şey alıyorsun. Tamam zihnin zihnine yeni bir mücadele gücü veriyorsun. Zihnin çünkü Ama önceden şundu... bunu yapmaya programı değil. Ha, dinliyorum. Şunu da unutmayın. Bir şey için mücadele ediyorsanız bu mücadelenin önemli bir kısmı da dinlenmek olmalı. Yani dinlenme gibi şeyleri es geçmeyin. O da mücadelenin bir parçası. Katılıyorum. Ya doğru. Neymiş? Dinlenmek, deşarj olmak. O zaman genel olarak toplayıcı bir soru alıp kapatabiliriz aslında uyarsa size. 7 8 oldu. Şuradan bir soru gördüm. Şunu pekarlık sürecinden sonra geçen o rahatlama sürecinden sonra oluşabilecek olası kadınları genellerseniz bu hala hala devam eder mi? Bu arada sorun çok açık gelmedi bana. Hocam bir de Tulpar'ın sorusu var. Görebildin mi bilmiyorum ama. Kısa vadeli hedefler yani uzun vadeli hedeflerden bahsedin Bakayım bir. Kaçırdım. <laughs> en aşağıda en aşağıda o da biraz toparlayıcı bir soru olabilir sanki mümkün az önce diye. karanlık kuruya 10 senelik şey yapmayın dedi o doğru ama 5 senelik yapın yani 10 senelik plan yapmak biraz şeye benzer 10 sene sonrasının havasını tahmin etmeye benzer yani hemen hemen mümkün değil ama 5 evet, evet. senelik yapın. Yani şunu demiyoruz yani ben doktor olacağım diyebilirsin. Ama zaten bunu gerçekten ciddi diyeceğin yaşlarda önümüzdeki 5-7 sene içinde falan olabilecek bir durumda olacaksın. Ama 5 senelik plan yapın ve onu parçalara bölüp küçük hedefler olarak peşinden koşun. Burada mesela anlamlı yaşamaktan kastınız nedir? Örnek veriyorum. En büyük hedefim ekonomik özgürlüğe ulaşmak evet. Bunlar zaten temel amacın olmalı bu hedef tamam yani şöyle söyleyeyim bunlar genel hedefler özel hedefleriniz bunlar böyle olmamalı bunlar temelde şeyler bundan daha fazlası olması lazım bu evet. zaten yapmanız gereken bir şey ya spesifik amaçlarınız olmamalı anlatabildim mi yani ya bak mesela en büyük hedefim ekonomik özgürlüğe ulaşmak ayrı eve çıkmak demiş bunu biri sana para vererek yapmayacak mesela milli piyangodan da para kazanmayacaksın. Ee, bu hedefini gerçekleştirmek için ne yapacaksın? Bir şey yapman gerekiyor. O şey anlamlı olsun mesela. O işi sadece bunlar için yapma. Şu, şu önemli bir olay arkadaşlar. Yaptığınız işin anlamlı olması önemli bir olay. Yani bir doktor sadece para kazanmak için doktorluk yapmaz. Hayat kurtarmak anlamlı bir şey. Bir öğretmen mesela sadece para kazanmak için öğretmenlik yapıyorsa o adam öğretmen değil ama öğretmenlik güzel bir meslek. Bir sürü çocuğun hayatını kurtarabiliyorsunuz. Bu anlamlı bir şey. Anlam derken çok büyük felsefi şeylerden falan bahsetmiyoruz. Ya şöyle söyleyeyim size. Muslukçuysan bile bir miktar şunu düşüneceksin. Ben neredeyse doktorlar kadar hayat kurtarıyorum diyeceksin tesisatçıysan. Çünkü hastalık yayılmasını engelliyorsun bir yerde. Bunlar anlamdır. Çocuk yetiştirmek, iyi çocuk yetiştirmek, anlamlı bir şey. İyi bir evlilik de mesela anlamlı bir şey. İyi bir insan olmak, anlamlı bir şey. Yani evet. yaptığınız şeylerde bu tür bir tık üstte daha soyut bir değer olsun. Bu bahsedilenler yan ürün arkadaşlar. Yani iyi bir hayat yaşamak, ev sahibi olmak veya ne bileyim işte kendi başına yaşam. Bunlar yan ürün. Sizin esas hedefiniz bunlar hedef. var. hedef. Ama anlamdan farklı bir şey bu. Evet ya bir şey yaptığınız zaman bunlar zaten gelecek. Başarılı olduğunuz zaman yani o ilgili olduğunuz konuda iyi bir tesisatçı olduğunuz zaman zaten eviniz olacak. Tek başınıza yaşayabileceksiniz vesaire. Bunu söylemeye çalışıyorum. Genelde de böyle adamlar para kazanıyorlar bu arada. Aynen. 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 Kesin Çok çok idealistleri hariç. Yani evet, ben kesinlikle. bu işi para için hiç yapmıyorum. Ben bunu tamamen anlam için yapıyorum diyen adamlar hariç. Ee, böyle anlam yükleyenler daha iyi para kazanıyorlar. Evet. Doğru. O zaman son olarak toparlayabiliriz. Hocam. Ekleyecekleriniz var mı bugün için? İlk önce karanlık rüyadan alayım. Ondan sonra Mahmut abiden alayım. Ve kapatalım. Benim genel olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Aslında her şeyi söyledik. Direkt Son bir cümlem yok. Sadece tekrar edeyim. Özet geçeyim çok kısa. Bir hayatınızı mutluluk odaklı yaşamayın. Hep mutsuzluktan kaçmaya çalışın. İki kendinize güveniniz olsun. Eksiklerinizi her zaman geliştirmeye çalışın. Bunları yani iyileştirerek işler başarmaya çalışın. Ve şu lütfen insel kafasından kurtulun. Eğer burada dinleyen arkadaşlar varsa, başarısız değilsiniz ya da hayatınız böyle geçmeyecek. Ama buna inanırsanız hayatınız böyle geçecek. Böyle özetleyebilirim. Karşı tarafa vereyim sözü. Benim de çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Eee ilgili ek bir şey söyleyebilirim. Çoğunuz hayatınızın belli bir dönemindesiniz ve şunu unutmayın. Erkek inşa edilen bir şey. Çok genç yaşlarda bir değeriniz yok çok fazla ama bunu zaman içinde inşa edeceksiniz. Ben şunu çok gördüm. 25'ine 26'sına kadar çok fazla kadınlarla başarı gösteremeyen ama ondan sonra açılan erkek. Ve şöyle bir çocukluk var. 30'undan sonra hayatımı yaşasam kime ne moruk oluyorum o zaman falan diye çok saçma yani bunu demeniz için. Yani eğer bunu diyorsanız kafa yaşınız hala 11-12 yaşında. Önce bundan, bundan bir kurtulun. Eğer siz çalışırsanız, eğer belli bir pratik yaparsanız Şansınız da yaver giderse. Çünkü her zaman şans da önemli. Bakın yani aranızdan bazıları gelecek sen hayatta olmayacak. Ya yani bu hayatın bir gerçeği. Şans da lazım. Ama siz belli şeyleri yaparsanız çok da atladı ve olmayan belli bir süre sonra başarı kazanacaksınız. Bazılarının öyle görünüyor olabilir ama kadın erkek ilişkileri çok büyük şeyler değil. Çok doğal olarak kendi halinde olabilen şeyler aslında. Çok zor şeyler değil. Karşınızdakiler Elf değil onlar da ilişki arıyorlar. Yani kızlardan bahsediyorum. Şey çok kolay yani bir kızla beraber olmak o kadar zor bir şey değil. Hayatınızın belli bir döneminde öyle olabilir. 18-20 yaşında olabilirsiniz. Yani geçmişte hiç öyle bir şey görmemiş olabilirsiniz. Ama çoğunuz bu insellikten kurtulacaksınız. O yüzden uzatmanıza hiç gerek yok. Yani 30 yaşında kurtulmayın. 22-23 yaşında kurtulun. Şimdi kurtulun. Kesinlikle. Orada... Kesinlikle. çok çok bir de şunu ekleyeceğim pardon karanlık yok rica ederim. diyelim ki dedikleri doğru bu insellerin diyelim ki kadınlar tipe bakıyorlar diyelim ki kadınlar sadece paraya bakıyorlar kaslara bakıyorlar e, statüye bakıyorlar diyelim ki öyle bunların hiçbiri yoksa yani bunlardan en az bir yoksa hiçsiniz diyelim ki öyle o zaman oturun en azından onları kazanmak için çalışın. Madem onlar önemli, gidin onları kazanın. Çünkü şey görüyorum yani insanlar bu lafları söylüyorlar işte kadınlar sadece paraya bakarlar. An git para kazan kardeşim yani ona inanıyorsan. O da kötü bir şey değil yani. Diyelim ki sana hiç bakmayacaklar tepin çok kötü olduğu için. Ama en azından paran olacak. En azından statün olacak. En azından başka erkekler sana saygı gösterecekler. Yani bu e, hayal kırıklığını, bu hüsranı yaratıcı bir şeylere yatırın. Faydasını görürsünüz. Hiç hayatınıza kadın girmese bile teorik olarak çok mümkün değil ama hiç girmese bile en azından doyumlu bir hayat yaşarsınız. Yani bir e, küçük bir odada cebinizde 5 kuruş para olmadan acı çekeceğiniz 30'larınızda en azından zengin bir adam olursunuz. Bırakın kimse de yüzünüze bakmasın. En kötü satın alırsınız. Eğer dedikleriniz doğruysa. Hocam sana bir şey ekliyordun. Evet, evet evet. çok kısa bir şey söyleyecektim. Kadınlarla birlikte olma ile ilgili işte 30 yaşından sonra moruk oldum falan filan. Böyle bir şey yok. Hatta Troy Francis bu geçen podcastlerin birinde de bahsettik. Ünlü İngiliz işte bu kırmızı ap ve poa ile ilgili biri. Bu 39 yaşında esas kadınlarla etkileşim başarmış biri. Ya yani 39 yaşında patlama yaşadım diyor. O kadar çok tabak vardı ki çevremde diyor. Böyle bazen karıştırıyordum bu kadınları diyor. Ve çok uzun seneler böyle devam etti. Adam şu an 46 yaşında sanırım. Ve böyle 3-5 senede bu devam etti diyor. Ondan sonra işte zaten ilişkiler, milişkiler vesaire falan filan. Hmm. Daha düzenli bir hayata geçmiş ama. Yani şöyle bir şey yok. Zaten Rollo Tomasi'nin şamasına göre biliyorsunuz. Erkeğin pik noktası 36-38 civarı geliyor. Tabii kendinizi geliştirirseniz, geliştirmezseniz değil. Geliştirirseniz o civarda geliyor. İşte diyor ki buna artı bir, eksi bir duruma göre. Yani bu yaştan sonra ne yaparım öncesi şöyle falan filan bu tarz şeylere takılmayın. Bunu ekleyecektim bu kadar. Kesinlikle. Yani o şeyi güzel söyledin. Bu ara ara açıp cinsel pazar değeri grafiğine bakın. Ama hayatınızı koltuk patatesi olarak geçirirseniz o yaşla beraber artmayacak. Az önce fotoğrafını gö gösterdiğim çocuk gibi. Ama en azından o diğer değerlerinizi arttırmaya bakın. Çünkü onları arttırırsanız zaten belli bir şey geçiyor belli bir değeri geçiyorsunuz bir süre sonra. En azından yaş da gelecek. Ve yani karanlık rüya o yaşlarda değildir muhtemelen daha da ben o yaşları geçtim. Öyle 36-38 arası falan tepe noktası. Eğer koltuk patatesi falan olmamışsanız. Yani Ve şey şöyle bir güzel haber de vereyim. Oradan sonra da yokuş aşağı değil kadınlar gibi. Yavaş yavaş 50'sine, 55'ine, belki 60'ına kadar Evet doğru. Yani şöyle bir örnek vereceğim. 200 sene önce yurt dışındaydım. Bir Türk elemanla karşılaştım bir barda. Başka bir arkadaşımın arkadaşıydı. Adam 52 yaşındaydı o zaman. Yani gözümün önünde 23 yaşında bir kıza yürüdü. Orada çalışan. Yani o yaşlarda olduğunu tahmin ediyorum. Hatta ben bile izlerken şey dedim. Biraz fazla değil mi bu aranızdaki fark? Kızı eve götürdü abi. Tam Ama bayağı iyi bakmıştı kendisine. Bu örneklerle çok karşılaştın Bayağı iyiydi yani. Yani o zaman genel olarak toparlarsak yani geçmişe düşünüp bugünü de kaybetmenin gereği yok. Yarını inşa edecek bugün yaptığımız seçimler oluyor bir yerden sonra. Diye ben özet olarak algıladım. Ee, hocam çok teşekkürler. Mahmut abi Karanlık Rüya. Ee, güzel bir yayın gerçekleştirdik. Umarım arkadaşlar da aynı keyif almıştır. Bir buçuk saat oldu. Yani bir buçuk saate de geçti ama kayıtlarla beraber. biraz kayıt konusunda sıkıntı yaşadık ama umarım güzelce paylaşırız sizinle. Bir iki hafta sonra tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese.